Herkese merhaba, Mutfak Pirisi'nin mutfağına, kanalıma hoş geldiniz. Bugün acil gelen misafirleriniz için buzluktan çıkarıp şipşak hazırlayacağınız tam 4 çeşit enfes bir kurabiye tarifiyle geldim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden tarifime geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Tarifim için öncelikle 250 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını kabıma alıyorum. Tereyağı olması şart değil, margarin de olabilir. Ardından 1 su bardağı şeker ekliyorum. Sonrasında da 2 adet yumurtayı ekledikten sonra elimle karıştırmaya başlıyorum. Tüm malzemeleri iyice ezip karıştırıyorum. Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra azar azar ununu ilave etmeye başlıyorum. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Sizler de lütfen ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Fakat farklılık gösteriyor biliyorsunuz ki unun markasına göre. Bu şekilde yavaş yavaş un istedikçe eklemeye devam edin. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilya ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru güzelce yoğurduk. Şimdi kıvamını göstereceğim sizlere. Bakın kıvamı bu şekilde olacak hamurumuzun. Yumuşak kıvamlı, kulak memesi kıvamında bir hamur oldu. Hamurumu tezgaha alarak bu şekilde toparlıyorum. Toparladığım hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında da böldüğüm parçaları bu şekilde yuvarlıyorum. Yuvarlamış olduğum parçalardan bir tanesini kabımın içerisine alıyorum. Bir parçasını koparıp diğerini ekledim ki eşit olsunlar. Gözüme diğeri daha az geldi. Şimdi içerisine 1 su bardağına yakın damla çikolata ekledim. Yarım su bardağından biraz fazla. Elimle yoğurmaya başlıyorum. İyice yoğuruyorum ki bütün parçalar içerisinde eşit bir şekilde dağılsın, her tarafına gelsin. İyice yoğurdum. Tüm çikolatalar hamura dağıldı. Şöyle elimle yuvarlayıp kenara alıyorum. Birinci hamurum hazır. İkinci hamurumu tekrar kabın içerisine alıyorum. Bu sefer bunun içerisine de 1 tatlı kaşığı kakao ekliyorum. Kakao hamuru katılaştıracağı için 3 yemek kaşığı su ekliyorum. Yarım su bardağı da kırık fındık ekliyorum ve hepsini karıştırmaya başlıyorum. Hamurun iyice kakaoya bulanması ve fındıkların karışması için elimle iyice yoğuruyorum ki tüm malzeme hamura iyice yerleşsin ve geçsin. Hatta burada su biraz fazla geldi sanırım. Tekrar un ekledim ve tekrar unla yoğurdum biraz katılaşması adına. Evet, hamurum gayet kıvamında ve güzel oldu. Şimdi bu hamurumu da elimde yuvarlayıp toparlıyorum. İkinci hamurum da kakaolu hamurum da hazır oldu. Üçüncü hamurumu da kabın içerisine aldım. Yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz ve 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyip bu hamuru da şöyle iyice güzelce yoğurmaya başlıyorum diğerleri gibi. İyice yoğurmaya gayret edin ki hamura diğer malzemeler iyice özdeşleşsin ve daha güzel olsun. Bakın bu hamurum da şimdi hazır. Onu da yuvarlayıp kenara alıyorum şimdi. Sıra geldi 4. ve son hamurumuza. Arkadaşlar bu hamura koyacağım malzemeler incir, kuru üzüm, kuru kayısı karışık. Bunlar hazır marketlerde satılıyor böyle doğranmış ve karışık bir şekilde paketlerde. Bir paket hazır bundan vardı zaten. Biraz 10 dakika kadar kaynar suda beklettim ve hamurumun içerisine kattım. Siz dilerseniz sadece kayısı, sadece incir
ya da sadece üzüm de kullanabilirsiniz tek olarak yani. Ben bu şekilde markette hazır satıldığı için hepsini birlikte aldım. Çok daha lezzetli oldu. Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz 4 çeşit olmak üzere hazırlar. Şimdi önüme bir streç film alıyorum. Bu şekilde uzunlamasına tezgaha yayıyorum. Hamurlardan bir tanesini streçimin üzerine alıyorum. Bu şekilde uzunlamasını yayıyorum. Streçi bıçak yardımıyla kesiyorum. Ve uzunlamasını yaymış olduğum hamurumu bu şekilde rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. Tezgahın üzerinde ileri geri yaparak hamurumu iyice düzeltiyorum. Kenarlarından da biraz ittiriyorum ki şekli düzgün olsun. Aynı şekilde tekrar streçimi masamın üzerine seriyorum. İkinci tarçınlı olan hamurumu da aldım. Uzunlamasına yaydım. İyice elimle düzeltiyorum. Onu da bu şekilde streçe yayıyorum. Kenarlarından da bastırıyorum. Kenarlarını iyice kapatıyorum. İkinci kurabiye hamurum da hazır. Aynı işlemi üçüncü hamura da yapıyorum. Kakaolu olan hamura da. Kakaolu hamuru da önüme aldım bu şekilde. Streçimin üzerine yaydım. Streçi bıçakla kestikten sonra sarmaya başlıyorum. İyice düzeltiyorum ki eşit olsunlar. Dördüncü ve son hamurumuza da aynı işlemi uygulayalım. Bu da kuru incir, kuru kayısı ve kuru üzümlü olan hamurumuz. Onu da bu şekilde güzelce sarıyoruz. Birbirinden güzel 4 çeşit kurabiye hamuru elde ettik. Şimdi bu güzel ikramlık kurabiye hamurlarımızı buzlukta beklemeleri için en az 3 saat buzluğa gönderiyoruz. 3 saat bekletmiş olduğumuz kurabiyelerimizi şimdi streçlerinden ayırıyoruz. İsterseniz bir gün bekletin, bir hafta bekletin, hiç problem değil. Ne kadar isterseniz ya da ne zaman acilse o zaman çıkartıp servis yapabilirsiniz. Şimdi bıçakla kesmeye başlıyorum. Hepsini eşit bir şekilde kesmeye gayret ediyorum. Buzluktan çıkarttıktan sonra hemen kesmeyin. Bir hafif yumuşadıktan sonra keseceksiniz ama çok da yumuşamaması gerekiyor. Ona dikkat edin lütfen. Hatta benimki biraz yumuşamıştı. Kenarlarından bakın şey yaptı. Onları da düzelterek koyuyorum. Sıra sıra tüm kurabiyelerimi kesip fırın tepsime dizmeye başlıyorum. Damla çikolatalı olanları kestim. Şimdi tarçınlı cevizli olanları kesiyorum yine eşit bir şekilde. Onları da yan yana dizmeye devam ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, tariflerimden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımı görmesini istediğiniz dostlarınızla, arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Abonelikler ücretsizdir. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Şimdiden herkese katkılarından dolayı çok ama çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevinirim. Zaten gördüğüm anda dönüş sağlıyorum. Beni nerelerden takip ediyorsunuz? Tariflerim hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya da hangi tariflerden daha çok hoşlanıyorsunuz? Bunları lütfen belirtin. Kurabiyelerim hazır. Önceden ısıtılmış 160 derece fırına göndereceğim. Çok sık dizmemeye gayret edin birbirine yapışmasın. Yaklaşık 20-25 dakika kadar zamanda pişmiş oluyor. Kurabiyelerimiz pişti. 2 tepsi oldular bakın. Çok da güzel oldular. 4 çeşit kurabiyemiz oldu. Sizler için servis tabağını aldım. Hepsini sırayla dizdim. İç dokusunu da şöyle yakından sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten de hepsi birbirinden lezzetli ve enfes kurabiyeler oldu. Sizler de mutlaka deneyin diyorum.
Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımdan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bu güzel kurabiye tarifini de mutlaka evlerinizde deneyin ve misafirleriniz için yapın diyorum. Gerçekten muhteşem bir tarif. Diğer güzel tariflerde tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.